Başka bir önemli açıklama daha var. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım açıklama yapıyor şu anda. Dinleyelim, sonra konuklarımızla değerlendireceğiz. Amerika ve onlar yandaşları tarafından bu suça ortak oluluyor. Özetle bu sorunun cevabını verdik. Bazıları diyor ki Lübnan'daki bu Lübnan'a yapılan saldırıları görmüyor musunuz diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki kim bunun sebebi? Topraklarımızı savunanlar mı, yoksa insanları öldüren ve binalarımızı dağıtanlar mı? Diyoruz ki bu eziyetin sebebi kim? Görmüyor musunuz? İsrail öldürüyor, göç ettiriyor ve bu suçları işliyor. Bunu iyi bilin. İsrail'e karşı biz savaşmazsak eğer, bazıları diyor ki Filistin'de bizim ne işimiz var vesaire, ama bilin ki İsrail hedeflerine ulaşır eğer biz karşı koymazsak. Onlar şu anda korku yayıyorlar, çocukları öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar ve katliamlar yapıyorlar. Bir kez görüyorsunuz ki İnsanlar yılsın ve korksunlar. Diyorlar ki şu köyü, şu ülkeyi istiyoruz, şu şehri istiyoruz diye tehditler savuruyorlar. Ama biz karşı durursak ve dik durursak ve fedakarlıklar yaparsak ve onlara karşı koyarsak, İsraillilerin yolunu kesersek, biz gelecek nesilleri korumuş oluruz ve onlarca ve yüzlerce yılımızı kurtarmış olacağız. Tabii ki karşı koymanın bir bedeli de var. Ve bu fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyoruz herkese, ama bilin ki düşmanın projesini boşa çıkarmış oluyoruz, ama onlar da bedel ödüyorlar. Peki nasıl karşı koyuyoruz İsrail'e? Biz şerefli bir direnişle onlara karşı koyuyoruz ve onların ordusunu hedef alıyoruz. Onlar öldürüyorlar. Vahşice, acımasızca öldürüyorlar ve çocukları hedef alıyorlar, kadınları ve yaşlıları hedef alıyorlar ve hastaneleri hedef alıyorlar ve ambulansları hedef alıyorlar. Yani sivil toplumu hedef alıyor İsrail. İsrail'in hedefi dağıtmak, direnişi bitirmek, halkımızı yok etmek istiyorlar. Her şeyi yok etmek istiyorlar. Düşmanımız Lübnan'da son savaşı başlattığında üç aşamayı önlerine koydular. Birinci aşamada hedefleri neydi? Öncelikle liderliğimizi ve askeri gücümüzü bitirmek. Bizim kendimizi ve ülkemizi koruyacak gücümüzün kalmamasını istediler ve ikinci olarak Hizbullah'ı bitirmek istediler. Üçüncü adımda Lübnan'ı öyle bir hale getireceklerdi ki İsrail ve Amerikalıların razı olacağı bir Lübnan haline getirmek istediler. Birinci adımda bile başarılı olamadılar. Evet, doğru, biz acılar çektik ve liderliğe vurdular darbeler ve özellikle genel sekreter Hasan Nasrullah'a vurdukları darbe çok ağırdı. Evet, askeri olarak zarar gördük, evet. Çeşitli yerlerde füzelerimizi de rampalarını vurdular. Ama hamdolsun ki birinci adımı geçemediler, atamadılar daha doğru düzgün. Ve ben diyorum ki netice almak için bir tek yol var. Topraklarımızı geri almak için ve düşmanları durdurmak için tek yol direnişin dik durması ve halkımızın bizi desteklemesidir. Genel sekreterimiz Sayın Hasan Nasrullah sağlam imanıyla bir direniş
kurdu ve onun mücahitlerinin kalbi de değerli bir hayat. Hayatı kabul ettiler ve ölüm aldırış etmiyorduk biz. Ama düşmanımız iflas etmişti ve düşmanın yanındaki ona destek verenlerin de ona faydası olmadı. Bu sefer başladılar Lübnan ordusundan askerlerimizi öldürmeye ve uluslararası güç, Birleşmiş Milletler barış gücünü vurmaya başladılar ve kiliseleri ve ibadet yerlerini ve camileri vurmaya başladılar. Bugün insani yardım kafilesini, uluslararası Kızılaç kafilesini vurdular. Öyle ki Birleşmiş Milletler temsilcisi genel bir değerlendirme yapıyordu ve dedi ki Birleşmiş Milletler barış gücü kurulduğundan bugüne ilk defa böyle bir saldırıya maruz kaldı. Ve barış gücü onlardan çekilmelerini istedi. Birleşmiş Milletler nerede? Fransa nerede? İngiltere nerede? Amerika nerede? Nerede bunlar? Bunlar devamlı uluslararası kararlara bağlı kalalım dediler. Ve İsrail'in bağlı olduğu hiçbir uluslararası karar yok. Ve hiçbir şekilde kimse de ona karşı koymuyor. Her halükarda biz saldırgan bir vahşinin karşısındayız ve direniş onun hedeflerine ulaşmasına engel oldu. Ben size müjde veriyorum. Biz onların boğazından tutup yuvalarına geri döndüreceğiz. Az biraz sabredin. Üçüncü konu, direnişin ve karşı koymanın dengeleri nelerdir? Biz direnişe destekten İsrail'le direkt karşı karşıya savaşa başladık. Biz 17 Eylül'den beri, yani bu çağrı cihazlarının patlatılmasından beri biz artık savaşa doğru geldik ve 17 Eylül tarihinde Genel Sekreterimiz şehit olduktan sonra 17 Eylül'den bu ana kadar biz yeni bir aşamadayız. O da İsrail'in düşmanlığına karşı direkt savaşıyoruz şu anda. Bize ve Lübnan'a saldırıyor. Artık destek değil, direkt savaştayız. Çünkü destek sağdan soldan bazı yardımlardır ama bugün İsrail bizim karşımızda direkt savaşa girişmiştir. Biz iki haftadan beri bu ana kadar ön cephelerde savaştayız şu anda ve mücahitlerimiz İsrailli düşmanları çeşitli yerlerde onlara karşı savaşıyoruz. Ön cephede Neker, Fila, Meysil Cebel ve diğer şehirlerde ön çatışma hattında savaşıyoruz. Açıkça söylüyorum, savaş meydanında kardeşlerimiz bu iki haftada öyle işler başardı ki beklenilenden daha fazla başarı gösterdik. Çünkü direnişin hedefi düzenli bir ordu gibi değil, yani ilerleme sağlanması beklenmiyor. Direnişten beklenen İsrail ordusuna nereden saldırırsalar oradan karşılık vermektir. Onun için İsrailli güçler Lübnan cephesinde iki haftada birkaç yüz metre ancak ilerleyebildiler ve ilerleyemediler. Çünkü gençlerimiz onları bekliyor. Onlarla çarpışmak için bekliyoruz. Birinci haftada ön çarpışma hattında 25 ölü ve onlarca yaralıları vardı.
Tabi İsrail bunun kendi saflarında öldürülenlerin bir kısmına sadece değindiler. Ama bir haftadan beri, yani son 7 günde yeni bir denge geldi. Öyle ki düşman artık ne yapacağını şaşırmış. Hayfa limanını vuruyoruz artık ve Hayfa şehrini vuruyoruz. Tıpkı Seyyid Hasan Nasrullah'ın istediği gibi. Ve gördünüz ki bu İHA'larımız artık Tel Aviv'e ulaşıyor. Artık füzelerimiz Tel Aviv'e ulaşıyor. Ve pazar günü, geçen pazar günü sadece İsrail 100'e yakın ölü ve yaralı ilan etti. Tabii daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Benyamina adlı şehri 70 ölü ve yaralı ardında bırakarak İsrail geri çekilmek zorunda kaldı. Bunların hepsi direnişin kararıdır. Pazartesi günü yine aynı şekilde füzelerimiz Tel Aviv'e ulaştı. 2 milyon kişi sığınaklara sığındı Tel Aviv'de. 194 köy ve kasaba sığınaklara indi, alarmlar çaldı, Ben Gurion havaalanı uçuşlara kapatıldı. Bunların hepsi biz düşmanın medyasının üzerinden ilan edildiğini gördük. Ve ben söylüyorum ki İsrailli düşmanlarımız bütün Lübnan'ı artık hedef alıyor. Böylece bizim de hakkımızdır. Aynı şekilde işgal edilmiş topraklarda, İsrail'de her noktayı hedef alabiliriz. Artık bu bizim hakkımızdır. İster güneyde, ister orta İsrail'de, ister güneyde. Biz nereyi uygun görürsek orayı seçip vuracağız artık. Çünkü denge savaşı var. Dengeli savaşıyorduk. Onlar açtılar bu kapıyı. Birçokları bunu anlamıyorlar. Biz düşmana o manada teşekkür ediyoruz. Düşman kendilerini vurma konusunda bize yardım ediyor. Nasıl? Biz bir füze atıyoruz. Onların hava savunma sistemleri harekete geçiyor ve bu sefer füzeler sivil yerleşim yerlerine düşüyor. Hava savunma sistemleri füzelerin ancak yönünü değiştirebiliyor. İHA'larımız gittiğinde sirenler çalıyor ve İsrail'in bu alarm sistemini harekete geçirmesi ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. Ve biz askeri hedefleri vuracağız bundan sonra. Ve İsrail'in içindeki cepheye söylüyorum, çözüm yolu sadece ateşkestir. Biz duruşumuzu değiştirmeyeceğiz. İsrail ateş kesmedikçe biz devam edeceğiz vurmaya. Ve ateş kesten sonra anlaşırsak eğer, bu sefer onların vatandaşları kuzeye dönebilirler. Ama savaş devam ettiği sürece ve söylüyorum, yerleşimciler yerlerinden olacak. 2 milyondan fazla İsrailli canı tehlikeye düşecek. Herhangi bir saatte, herhangi bir günde vurabiliriz. İsraillilere söylüyorum, kendi yöneticilerinizin açıklamalarına güvenmeyin. Kendi gözünüzle görün, ordunuzdan ne kadar öldürülüyor, ne kadar yaralanıyor. Onların söyledikleri gerçeğin çok çok azını söylüyorlar. Gazze'de neler oluyor, görün. Gazze'de
Bir yıldır efsane gücünüz hiçbir şey yapamadı. Şehit İsmail Heniye ve diğerleri şehit olarak verildi, yaralılar verildi. 40 binden fazla şehit var Gazze'de ve 100 binden fazla yaralı var. 10 binden fazla kayıp var. Ama görüyorsunuz bizler direniyoruz. Gazze halkı direniyor. İsrailliler bu sefer hastane yakınlarındaki çadırdan oluşan kampları vuruyor. Kamplarda çocuklar var. Nerede özgür dünya? Amerika nerede? Fransa, İngiltere nerede? Neden protesto etmiyorsunuz? Neden kınamıyorsunuz? Bunlar öyle bir suçlu ki suç işlemeye hiçbir sınır tanımıyorlar. Her halükarda esirler var. Gazze'deki rehin alınanlar konusu artık kapanmıştır bizce. Direnişe gelince, direniş asla geri adım atmayacak. Çünkü toprağın sahibi direnişçilerdir. Direnişçiler şehadet talep ediyorlar. Ve biz onurlu bir hayat istiyoruz. Sizin ordunuz yenildi ve daha fazla yenilecek inşallah. Dördüncü konu, Hizbullah konusunda. Açıkça söylüyorum, Hizbullah güçlüdür ve bu darbeler, bu çağrı cihazları ve ondan sonra olanlar ve daha önce de söylemiştim, biz savaş meydanındaki gücümüzü tekrar tamir ettik, tekrar onarıldık ve alternatifler geliştirdik ve ben diyorum ki liderliğimiz bütün pozisyonlarda çalışıyor ve alternatiflerimiz hazır ve savaş meydanındaki olanlar zaten olanlara şahittir. Hizbullah hem mücahitleriyle hem imkanlarıyla güçlüdür, hem de Emel Partisi'yle ve onların tabanıyla da sırt sırta vermişiz ve birbirimize destek oluyoruz ve bütün gücümüzle savaş meydanındayız. Kendi dostlarımızla güçlüyüz ve hem medya olarak hem de bizimle işbirliği yapan Lübnan hükümetiyle güçlüyüz. Milli birliğimizle güçlüyüz biz ve aykırı sesler artık sustular ve artık konuşamıyorlar onlar. Bizler halk gücümüzle güçlüyüz. Bizler takva ve Allah korkusu üzerine kuruluyuz ve büyük liderimiz Seyyid Hasan Nasrullah'ın yapılandırmasıyla gücümüzü aldık. Burada son olarak 3 mesaj vereceğim. Mücahitlere mesajım var. Sizler cihadın incilerisiniz. Onur ve kerametin ünvanısınız. Sizler hedefsiniz ve müjdeler sizinledir. Öldürün onları. Allah sizin elinizle onları zelil edecek ve sizin sayenizde müminler ferahlayacaklar. Sizler şehitlerin emanetisiniz. Yaralıların ve esirlerin ve şehit ailelerinin emanetisiniz. Onlar fedakarlık yaptılar bu yolda. Size çok güveniyoruz ve biz sizinleyiz. Sizi destekliyoruz. İkinci mesajımız Lübnan halkına. Bizler aynı vatanda yaşıyoruz. Geçmiş dönemde bu ülkeyi yapılandırmak için çalıştık. İsrail bizim hepimizin hayatını mahvetmek istiyor ve devamlı düşmanlık yapıyor. Sizler bugün insani olarak ve milli bir duruş sergiliyorsunuz. Bütün mezhepler, dinler ve bütün partiler ve birliğimiz daha da artıyor. Siyasi olarak da biriz. Düşman ve dosta aynı bakışla bakıyoruz. Hep birlikte olacağız ülkemizin geleceğinde ve bu çerçeve dışında kimse
bize müdahale edemeyecek. Hizbullah'ın kalbi bütün Lübnan'la birliktedir ve meydanda, sahada neticeyi göreceğiz. Son mesajda kendi halkımıza, ey halkımız, göç edenler ve zarar görenler ve fedakarlık edenler, bizler sizin fedakarlıklarınızı takdir ediyoruz. Evlatlarınız şu an savaş meydanında, sizler de göç ettiniz. Siz insanların en şereflisi ve en azizisiniz. Bizler ve siz aynı gemideyiz. Biz bir aileyiz, bir çizgideyiz. Size gelen zararlar ve musibetler bize de musibet. Sizi sevindirenler bizi de sevindiriyor. Ama tahammül etmek zorundayız. Sabretmek zorundayız. Bugün zorluklar var. Evet. Eğer halk yaşamak istiyorsa ve bu gece bir gün sona erecek ve sabah olacak. Zafer sabırla gelir ve bizim sabra ihtiyacımız var. Ama size söz veriyorum, Seyyidimiz Genel Sekreter Şehit Hasan Nasrullah böyle söz vermişti. Söz veriyorum, evlerinize bir gün döneceksiniz ve o evleri imar edeceğiz ve öncesinden daha güzel olacak evleriniz ve bu konuda da hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zafere ulaştığımızda inşallah herkesle işbirliği yaparak ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Sizi yalnız başınıza bırakmayacağız ve biliyoruz siz de bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Ve bu büyük direniş, büyük halkıyla birlikte düşmana karşı koyacak. Allah'ın selamı size olsun. Efendim, önemli, çok önemli bir konu. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım açıklamalar yaptı. Önemli başlıklar verdi.